Enginar Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemim var. Çok önemli iki tane oyuncu var arkadaşlar. Başlıkta attığım gibi, videonun kapağındaki gibi eğer bu oyuncu anlaşırsa Trabzonspor'umuzun ben şampiyonun en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Özellikle Brezilyalı santraforlu şimdi konuşacağız. bu santrafor gelirse veya bu tip bir santrafor gelirse Trabzonspor takım için 20 gol barajını çok rahat bir şekilde aşacağını düşünüyorum tamamıyla ligimizin santroforu ve Trabzonsporumuzun santroforu bu özelliklerde olması gerekiyor. Gene iddialı konuşuyorum arkadaşlar. Eğer iki tane oyuncu söyleyeceğim şimdi size. O oyuncular alırlarsa şampiyonun en büyük adayız. Öncelikle kanala abone olalım arkadaşlar. Videolarımızı beğenelim. Dediğim gibi geçtiğimiz videolara abone sayımızda biraz düşüş var. İzleyen dostlarımız, Trabzonspor dostlarımız eğer gördükleri zaman mutlaka abone olmalarını rica ediyorum. Şimdi Trabzonspor takımımız öncelikle Muhammed Şerif'le bir başlayayım arkadaşlar. Diğer Santofor'a geçeceğim ondan sonra. Muhammed Şerif'in menajeri açıklamalarda bulundu Mısır basınında. dedi ki Trabzonspor takımı bize 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Biz de onlar 3 yıllık bir sözleşme önerdik. Karşılıklı görüşme halindeyiz. Muhammed Şerif El Ali takımı kazansın diye sözleşmesini uzattı. Normalde sözleşmemiz bitiyordu. Ama El Ali takımının Muhammed Şerif'in kariyeri açısından ona yardımcı olması gerektiğini belirtti. Melali takım 7,5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş Muhammed Şerif'e. Ve e, bu iş biraz çıkmazda girmiş gibi gözüküyor. 7,5 milyon euro verilmez elhali takımına diye düşünüyorum. Ama bir şekilde Muhammed Şerif bu işi tatlıya bağlar mı? Çünkü Trabzonspor takımına gelmek istediğini söyle. Şimdi Muhammed Şerif konuşuluyor. Evet baş şimdi diğer santofor da konuşacağız. Başka santoforlar da konuşuluyor. Çünkü arkadaşlar bir tanesi gelecek bir tanesi doğal olarak olmayacak. Atıyorum Muhammed Şerif alamadığın zaman diğer santofora yöneliyor. Diğer santofor olması ötekine yöneliyor. Bunlar tamamıyla... Transfer politikası çok doğrudur. Şimdi Muhammed Şerif 25 yaşında bu sene 27 maçta 12 gol 4 asist yaptı. Toplam kariyerinde şu ana kadar 116 tane maçı var. 29 gol 18 asisti var. Ama bu sene sıkışını yapmış bir oyuncu. 3 kere milli takıma çağrıldı. ikisinde gol attı. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın Santrofor'u Muhammed'i de 7'ye bıraktı. Şimdi dediğimiz gibi Muhammed Şerif beklemede 7,5 milyon euro bir bonservis var. Biraz iş zora girdi. Asıl transfer arkadaşlar Thiago Suarez Zaten e, hepiniz tahmin etmişsinizdir. Bu santraforu ben e, dün akşam inanılmaz bir şekilde hemen hemen bütün videoları izledim. 60 olduğu bütün golleri izledim. Çin'deki 60 olduğu 8 tane golün hepsini izledim arkadaşlar. İnternete girdim, araştırdım. Hakkındaki yorumlara baktım. Oynamış olduğu takımlara baktım ve iddia ediyorum bu santrafor gelse Türkiye Ligi'nde çok büyük iş yapar arkadaşlar. Brezilyalı bir oyuncu ve tam Türkiye Ligi'nin oyuncusu. Toplan gidişi, çabukluğu, oyuncuları eksiltmesindeki ayak içini kullanması... İnanılmaz iyi bir santrofor, komple bir santrofor diyebilirim ben size. Futbolu çok iyi biliyor. bu tarz oyuncuları yumuşak, ayakları çok yumuşak. Bu tarz futbolcuları çok beğeniyorum. Ve, ve Trabzonspor takımımızın alacaksa bu santofor alması gerektiğini düşünüyorum. Cornelius yok. O bu e, Muhammed Şerif dahil arkadaşlar. Bu santrofor bence number one diyebilirim ben size. Şimdi bu santroforu e, ben size tanıtayım. Tikinho 1.87 boyunda 30 yaşında arkadaşlar. Porto'da bugüne kadar 140 tane maç oynamış, 65 gol atmış, 19 tane asist yapmış. 2020-2021'de Çin'e transfer yaptı. 5.4 milyon euroya transfer olmuş. 8 tane maç oynadı, 2 tane gol attı bu sene arkadaşlar. Yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası teklif edildi ve 3 yıllık bir sözleşme önerildi. 3 yıllık sözleşmenin her birinde de imza parası verileceği söyleniyor. Şimdi Çin'de oynadığı için muhtemelen 3-4 milyon eurolara yakın bir para kazandığını düşünüyorum ben Tükünyör'ün ama Trabzonspor takımı da çok istekli, arzulu bir formül üretmeye çalışıyor. Bu oyuncuyu tatmin etmeye çalışıyor. İkna aşamasındalar. Gerçekten Tikinio Suarez gelirse muhteşem bir iş yapar arkadaşlar. Trabzonspor takımının santroforu bu oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Aranan kan Tikinio olduğunu düşünüyorum. Eğer gelirse şampiyonun en büyük adayı Trabzonspor yapacaktı. Şimdi dün akşam izledim maçları demiştim. Onunla alakalı notlar aldım. İsterseniz onlardan da biraz bahsedeyim. Demişim ki bakın arkadaşlar. Topla ilişkisi, pozisyon alma, pozisyonda hazırlama, asist yapma, pozisyon alma hepsi çok iyi. Arkasından adam geçme, gol vuruşu, komple bir oyuncu. İnşallah gelirse arkadaşlar bizim ligimizi sallar diye notumu almışım ben. Çok iyi bir oyuncu tükünüyor gerçekten. E, Trabzonspor takımız bu tarz oyuncağa yönelmesi gerekiyor. Alması zor. Alacaksa da atıyorum 7-8 tane oyuncu alacağına 5 tane oyuncu al. Böyle oyuncular al. Bir şekilde bu oyuncu imza parasıyla beraber inandır, kandır, getir arkasından da e, sözleşmesine sözleşmesini 1,5 milyon euro yazarsın. imza parası oyuncuya verirsin arkadaşlar ve hiçbir şekilde dengen bozulmamış olur ki bu tarz oyuncular Trabzonspor takımımızı şampiyonluğa taşıyacak oyuncular, böyle oyuncular. Bir diğer haberimizde arkadaşlar gene şampiyonluk için atıyorum sol beke Alioski konuşuyoruz, Umut Meraşı konuşuyoruz ama arkadaşlar Patrick van Aanholt diye bir oyuncu var. Patrick muhteşem bir solaya olan kariyeri çok iyi olan uzun yıllar Premier Lig'de oynamış Hollandalı bir oyuncu. 30 yaşında sol bekte oynuyor. Bu sezon sonu serbest kalıyor. Alması zor olan oyunculardan bir tanesi daha. Ama bu tarz oyuncuları alabilirsek gerçekten şampiyonluğun en büyük adayıyız. Şimdi bu sene 21 maç oynamış, bir tane asist yapmış. PSV altyapılı, Premier Lig'de uzun yıllar oynamış. Chelsea, Leicester, Wigan Sunderland, Crystal Palace gibi takımlarda oynamış. Kendisini kanıtlamış. Bir zaman bir zamanda da Vitesse'ye gitmiş, dönmüş arkadaşlar. Çok iyi, çok güçlü, kuvvetli. Sol ayağıyla çok iyi topa vuran, sürekli oyuna katılan. Öyle bir oyuna katılıyor ki arkadaşlar. O kadar güçlü bir oyuncu ki. Şimdi hani izleyebilirseniz siz de izleyin. Siz de biraz araştırın. Yani sol bekle Türkiye'de bence bundan daha iyi oyuncu olamaz arkadaşlar. Eğer alabilirlerse inşallah bu oyuncuyu da alırlar. Trabzonspor takımımıza çok büyük katkısı olacaktır. Bugüne kadar Crystal Palace'da 133 tane maç oynamış. 14 gol, 6 tane asisti var. Sunderland'de 95 tane maç oynamış. 9 gol, 9 asisti var. Yani hep skora katkısı var. Gol atmış, gol attırmış her takımda. Vitesse'de de 84 tane maçı var. 7 gol, 10 asist. Chelsea'de 8 maç oynayabiliriz. 1 gol, 1 asist. Zaten uzun bir süre Chelsea'nin oyuncusu olmuş bu oyuncu ve çok güçlü, kuvvetli. Galatasaray takımı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Tigo'yla da Galatasaray takımı ilgileniyor. Nedense biz Galatasaray takımıyla arkadaşlar hep kafa kafayız. Bizim aynı oyuncular istediğimizi söyleyebilirim ben sizlere. Trabzonspor takımıza oyuncular önerilmeye başlandı. Doğal olarak önerilmeye de devam edecek. Atıyorum Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan gelecek transfer teklifleri olacak. Artık Trabzonspor takımının hani kendisi gittiği gibi diğer takımlardan da geliyor. Örneğin Hatay'dan Abit geldi arkadaşlar. İyi bir oyuncu, ekstra bir oyuncu. Hatay'da goller yapmış, 35 tane maç oynamış bir oyuncu. Abdullah Hoca bu oyuncunun gelip gelmemesiyle alakalı stratejik anlamda planlamasını yapacak ve detaylı bir şekilde görüşülecektir. Trabzonspor takımına teklif edildiği için şöyle bir detay var. İstediğimiz parayı biz onlara söyleriz. Kabul ederlerse gelirler, etmezlerse etmezler. Çünkü talepli taraf karşı taraf. Bir diğer haber de haberde Belhanda haberi var. Trabzonspor takımına Belhanda önerildiği konuşuluyor. Şimdi Belhanda biraz problemli oyuncu. Belhanda geçimsiz bir oyuncu. Belhanda'nın çok sevimli bir oyuncu olduğunu söyleyemem ama futbol görüşü, ayakları, on numara özelliğinde olması iyi makul şartlarda madem geldi teklif Trabzonspor takımı der ki tamam kardeşim bizim bütçemiz 1,5 milyon euro. Eğer Belhanda gelir bu sözleşme imza atar. Eğer özel maddeninde koyarsa disiplinli siz hareketlerinde sıkıntıda karşılıklı fes edebilirsin. Çünkü çıkıyor bir maçtan sonra yöneticiye sallayabiliyor, hocaya sallayabiliyor. Biliyorsunuz Galatasaray takımlar neden gönderildi? Galatasaraylı yöneticiler sosyal medyada gezeceğine biraz sağlara gelsinler, sağlara baksınlar lafın üzerine bileti kesildi Belhanda'nın ve tek taraflı fes gibi Belhanda'nın sıkıntıları var. Oynamadığı zaman gereksiz kırmızı kart görüyor. Atıyorum oynarken oyuncuya tekme vuruyor gibi sıkıntılı oldukları, olduğu anlar olduğunu düşünmeme, düşünmeliyiz. Ki Trabzonspor takımında yaptığı hareketler daha çabuk kart görecektir. Galatasaray takımında gene kollanan bir Belhanda'dan bahsediyorum. Şimdi daha çok e, kart görecektir. Şimdi puan durumuna bakıldığı zaman dün Hani Beşiktaş liderliğini devam ettiriyor. Açık açıyor farkını ama arkadaşlar dün baktığım zaman şöyle bir baktım. Bizim 45 tane, 47 tane golümüz var. Beşiktaş'ın 83 tane golü var. Aradaki gol sayısını görebiliyor musunuz? Bizim gerçekten alt sıralardaki takımlardan neredeyse 5'er, 6'şer gol fazlamız var. Şampiyonla oynayan bir takımsın. Bakın Beşiktaş ligi domine ediyor. Gerçekten Sergen Yalçın tebrik ederim. Beşiktaş şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum ben. Hatay maçında önce Sergen Yalçın'ın bir rajonu vardı bilmiyorum izlediniz mi? Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını dedi. 7-0 kazandılar arkadaşlar. Yani bence tarihin raconunu kesti ve icraatını yaptı Sergen Yalçın. Beşiktaş takımını ben tebrik ediyorum. Şampiyonluğu hak ettiler. İşte ise alttaki diğer takımları kaptırmadılar arkadaşlar. Hani sonuna kadar gidiyorlar. Son 3 maç kritik bir hafta diye düşünüyorum ben. Artık Galatasaray Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecektir diye tahmin ediyorum. Ve bir daha de dediğim gibi şunu da konuşacağım son kez. Bizim bu seneki en büyük dezavantajımız defansımızı yaptık ama gol yollarında büyük sıkıntımız vardı. Geçtiğimiz dönem şampiyonluğu kaçırdığımızda defansı kötü yaptık, gollerimizi yaptık. Şimdi bu dengeyi kurmamız lazım. Şimdi sizlere söylüyorum. Kalede Urcan Çakır'ın gidip gitmeyeceği, evet gidecek gibi gözüküyor ama o gittiği zaman 20 milyon euro, 25 milyon euro gibi bir para gelse minimum. Atıyorum Canin'den bir 10 milyon euro gelse. Ekuban'dan da para gelmesi planlanıyor. Bilginiz olsun Ekuban giderse sürpriz olmasın. 30-40 milyon euro gibi bir rakama karşılık çok iyi bir takım kurulabilir. Başkan şampiyonu oynatacak takımı kurabilir. Beşiktaş bu sene şampiyonluk hiçbir şekilde düşünmediler. Feda dedikleri bir sezonla beraber geldiler ve şampiyon oldular. Trabzonspor takımımızın bu seneyi kaçırdığını düşünüyorum ben. Tren kaçtı bu sene Eddie Newton hatasından dolayı. Geçtiğimiz sezon Hüseyin abi de biraz direttiler. Yeni bir onun yerine atıyorum. Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı gibi veya başka bir teknik direktör gelseydi daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Artık biraz ders alınıp sonuca gitmek gerekiyor arkadaşlar. Direkt sonuca gitmek gerekiyor. Sağ tarafa burun aldın. Vitor Hugo, Edgar sol taraf arkadaşlar. Ee, hemen söylüyorum ismi unuttum. Patrick Van Aanholt'u aldım mesela sol beke. Çat çat defans attım mükemmel. Orta sahada Berat. Yanına çok iyi bir 8 numara alacaksın. Dünya markası güzel oyun iki yönlü oynayabilen bir 8 numarayı koyacaksın. Bakasetası koyacak büyük ihtimal. Sağ tarafa Viska diyoruz ama gene içeride e, veya dışarıdan iyi bir sağ bek ve şey, sağ ön ve sol ön alacaksın alternatif Vakayme ve Kuban'a karşı. İleriye de gol atabilecek bir Santafor arkadaşlar. E, Ticunio Suarez'i de koyduğunuz zaman Trabzonspor takımı oyunları domine edecek bir oyuncu kitlesine sahip olacak. Defans hattın çok iyi, orta sahan çok iyi. Hücum hattın da iyi olduktan sonra arkadaşlar komple oynayacaksın. Oyun geçişlerini daha rahat yapacaksın. Daha çabuk skor üreteceksin. Atıyorum 1-0 yaptıktan sonra geriye yaslanmayacaksın. Beşiktaş takımı gibi 2-3'ü 4'ü 5'i zorlayacaksın. Bakıyoruz 1-0 olmuş gene saldırıyor. 2-0 olmuş gene saldırıyor Beşiktaş takımı. Böyle bir takım olman gerekiyor. Şampiyonluk yapacaksan rakibine ilk yumruğu vuracaksın. İkinci yumruğu nasıl atarım düşüneceksin. İlk yumruğu vurup ben gardım alıp e, roundum bitmesini beklemeyeceksin. Böyle bir takım oluşturacaksın ve şampiyonun en büyük adaysın. Abdül Hoca ile beraber ben transfer politikasının doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Abdül Hoca bu işin üstesinden gelecektir inşallah. Oyuncu portföyü olan bir oyuncu adam. hoca pardon ve geniş bir şekilde takip ediyor. Mesela dün gittiğim Umraniye Spor maçını izledi. Umraniye Spor maçını izledi. Ne alaka Umraniye Spor maçı değil mi? Demek ki kafasında bir şeyler var. Orada genç bir oyuncu var veya başka takımda genç bir oyuncu var. İzliyor, araştırıyor, bakıyor ve bir kağıt kalemi alıp bunları not alıyor ve arkadaşlar uzun yıllar araştırıyor. Bir teknik direktör bir port, mesela transfer yapacak ya bir senede bir oyuncuları belirlememesi gerekiyor. Çalıştığı dönem boyunca takip ettiği, istediği oyuncular vardır ki Abdullah Hoca genelde Beşiktaş'tayken istediği oyuncuları hemen hemen istiyor. Bu oyuncuların üzerinden devam etmesi gerekiyor ve bu oyunculara ha şu oyuncuyu alalımdan ziyade 2-3 senelik bir geçmişine bakması lazım, sakatlığına bakması lazım, takip etmesi lazım, not alması lazım ve arkadaşlar o kadar güzel internette e scout programları var ki oyuncunun her maçını sana özel yapmış olduklarını, asistlerini, gollerini, faallerini, penaltılarını, free kick, kart her şeyi gösteriyor sakatlık. Yani böyle düzenli bir şekilde takip ettireceğin yanında 2000 adamlar olacak ve gideceksin. Aa, sağ bekme hemen atıyorum ee, Serkan Balcı, sol bekme atıyorum Çale. Bizim takımdan güzel dedim bu arada arkadaşlar adı geçmişken efsane kadromuzda. gibi yaparak noktayı koyacaksın arkadaşlar. Videomuz sonuna geldim. E, hepiniz de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Abone olalım, videolarımızı beğenelim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.